18 yaşına kadar her insan 455 bin kere öğrenilmiş çaresizlikle karşılaşır. Ona sürekli çaresizliği öğretirler. 455 bin kere çareyi bilmiyordur. Sadece çaresizliği biliyor. Bunları ben de yaşadım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. 11 yaşında takım elbisesi sevdasıyla Türkiye'de okumak istedim. Ama benim çevremdeki herkes yapamazsın, anneni özlersin, babanı özlersin Türkiye'de. Sen yapamazsın bu Türkçeyle Türkiye'de. Zaten sana gülerler, yapamazsın dediler. Ama ısrar ettim. Türkiye'ye gittim. Küçük bir çantayla, çünkü 2 hafta sonra vazgeçeceğimi zannettiler. Neyse, ben yapabileceğini gösterdim. Ortaokulu bitirdim, liseyi bitirdim. Çok da güzel okullarda. Sonra iç mimarlığı heves sardı. İç mimarlığı okuyacağım dedim. Herkes bana güldü. Nerede okuyacaksın dediler. Dedim Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Denize sıfır, çok güzel. Yapamazsın dediler. Tamam, sen İstanbul'da yarışmaya girdin. İstanbul ikincisiydim resimde. Ama o kadar güzel teknik resim çizemiyorsun dediler. Ama gittiğim inat ettim. Resim kursunda teknik resim çizmeyi öğrendim ve 7500 kişiyle imtihana girdik. 25 kişiyi aldılar iç mimarlığa. Ben de girebildim 25 kişinin içerisine. Kazandım yani. Sonra babamın ısrarıyla gel artık yeter. Benim burada ticarethanelerim var. Burada devam edersin. Israrıyla Almanya'ya geldim. Yatay geçiş yapacağım. Yine önüme çıktılar. Yapamazsın dediler. Buradaki üniversite seni kabul etmez. Sen iç mimarlığı kazanmışsın dediler. Onlar dedi ama ben yaptım. Girdim, kayıt oldum. Neyse, finansal olarak para kazanmam gerekiyor. Bir dükkanı devralacağım. Bana dediler ki seni kabul etmezler. Sen geberbe açamazsın. Yeni oturma aldın. Dükkanı sen devralamazsın dediler. Ama ben yaptım. Çareyi öğrenerek yapabildim. Elhamdülillah. Sonra dedim ki ben burada cep telefonu satacağım. Herkes bana güldü. O zaman hiç cep telefonu satan Türk yok Almanya'da. Herkes güldü. Size dedim göstereceğim nasıl satılacağını. O zaman D2 vardı, Mannesmann. Dükkanın arka tarafında bir depo var. 10 metrekare. Çok küçük bir yer. Vodafone'un şanlı temsilcisi geldi. Büyük bir şirket. İçeri girdi, güldü adam. Sen dedi bayilik mi almak istiyorsun? Evet. Nereye koyacaksın dedi bizim ürünleri. Dedim 60 metrekarenin arka tarafında depo var. Oraya koyacağım. Güldü bana. Yapamazsın dedi o da. Peki nasıl yapacağım? Ben dedi sana nasıl yapacağını göstereyim. Çareyi göstereyim sana dedi. Hakikaten onun gösterdiği yöntemle ben başka bir şirketten bayilik aldım. Cep telefonu satmaya başladım. Dışarıda kuyruk var. Millet sıraya girdi. Bizim bölgede cep telefonu satan ilk Türk benim. 19 yaşındayım. Nasıl yapılacağını buldum ve gösterdim insanlara. Cep telefonu satmaya başladım. Sonra dedim ki ben burada bilgisayar da satacağım. Yine herkes güldü. Yapamazsın dediler. Ama yapabildim elhamdülillah. Sonra ne oldu? 21 yaşında ben evleneceğim dedim. Dediler çok erken. Yapamazsın, evlilik zor bir iş dediler. Elhamdülillah 21 yaşında evlendim. Çok mutluyum. Yapabildiğini gösterdim. Sonra biraz zaman geçti. İşlerim iyi, her şey yolunda. Okuyorum aynı zamanda. Ben dedim internette ürün satacağım dedim. Evlilik yüzükleri. Kuyumculuk açacağım online olarak. Yine herkes gülmeye başladı. Avrupa'da en büyük kuyumcu yok, sen bunu yapamazsın. Kuyumculuk güven işidir dediler. Yapamazsın. Kimse senden ürün almaz dedi. O zaman hiç unutmam. Ama onun da nasıl yapılacağını ona ben gösterdim. Evlilik yüzükleri alan insanların onda 3'ünü ben alıyordum. Yani 10 kilo ürünü satıyorsa ayda ben 3 kilosunu alıyordum. O kadar yapılabildiğini ona gösterdim. Sevgili arkadaşlar, sizin önünüze de devamlı. Yapamazsın, beceremezsin, olmaz bu iş, bu iş tutmaz diyecek insanlar çıkacak. Hep çıkacak. Bana da dediler. Ama ben bunun tersini ispatladım biiznillah. Nasıl olduğunu biliyorum. Öğrenilmiş çaresizlik öğretildiğinde onlara nasıl hayır diyebileceğini biliyorum. Sana nasıl, ne söylemen gerektiğini biliyorum. O yüzden ben sana nasıl yapabileceğini söyleyebilirim. Çünkü hep yaşadım bunu. Sen de yaşadın. Hep çaresizliği öğretecekler sana. Sen onları öyle kabul edersen, çareyi değil de çaresizliğe odaklanırsan sen de yapamazsın, beceremezsin. Ama ben yapabildim elhamdülillah. Yıllardan beri ne dedilerse ters yaptım. Çaresizliği öğretmeye çalıştılar. Ben çareyi öğrendim ve ilerledim. Binlerce insana yardımcı olabildim. Nasıl çaresizlikten kurtulabileceğini, çareyi nasıl öğrenebileceklerini, hayal ettiklerine nasıl ulaşabileceğini tek tek gösterdim. 21 yaşında evlendim, 22 yaşında evim yandı. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Zaten evimiz küçücüktü. Bana dediler, bak biz sana demedik mi? Bak biz haklı çıktık. Yapamazsın. Evine bile sahip çıkamıyorsun. Evin yandı bak, görmüyor musun? Dediler. Ama ben yine dinlemedim onları. Hayal kurma yöntemlerini biliyordum. Sistemi biliyordum. Çünkü o zaman okuyordum zaten. Yöntem ve taktikleri bildiğim için o işin içinden de çıkabileceğimi biliyordum. Yalnız olmadığımı biliyordum. Ve sevgili arkadaşlar, birkaç sene sonra arzuladığım, hayal ettiğim eve sahip oldum.
Arzuladığım ne varsa hayat hikayemi izlediyseniz hepsine ulaşabildim elhamdülillah. Ve yıllarca bunu yapabildiğimden dolayı nasıl yapılabileceğini hep insanlara öğrettim. Şunu söyleyeyim. Sır neydi biliyor musunuz? Sır şuydu sevgili arkadaşlar. Ben sürekli kendimi yetiştiriyordum. Ortaokul ve lise Türkiye'de okurken nerede seminer var, nerede yöntem taktik öğretiyorlar hep giderdim. Kendimi geliştirirdim. O yüzden nasıl yapılabileceğini, çareyi bildiğim için bana çaresizlik anlatıldığında onları dinlemiyordum. Ve çareye odaklandığımda arzuladığım hedefe ulaşabiliyordum. Sır buydu. O yüzden eğitime ne kadar para vermişim hiç önemli değildi benim için. Hani bir harf öğretene 40 yıl kölelik yaparım diyen Hazreti Ali var. Bilginin ne kadar önemli olduğunu biz oradan biliyoruz değil mi? Dolayısıyla ben seminerlere, eğitimlere çok para verdim ve veririm. Çünkü ne kadar ödediğim hiç önemli değil. Bana ne kazandırıyor? Getirisi ne? Önemli olan o. Kendime sürekli yatırmayı öğrendim. Ve bunu hep yaptım. Hep çareyi öğrendim. Ve bu zamana kadar binlerce insanın elinden tutabildim. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin arzuladığı hedeflere ulaşmasını sağladım Allah'ın izniyle. Binlerce insan. Az buz değil sevgili arkadaşlar. Instagram'da girip bakabilirsiniz. 19 yaşından itibaren hep insanlar yanıma geldi. Hep sordular bana. Ben de öğrendiklerimi hep anlattım. Yöntem ve taktiklerle onların da arzuladığı hedeflere ulaşmalarına vesile oldum. Geliştirdiğim yöntem ve taktiklerle arzuladıkları hayallere hızlı ulaşabildiği insanlar. O yüzden sen de kafanı öğrenilmiş çaresizlikten temizleyebilirsin. Sen de yapabilirsin. Yeter ki öğrenmeye açık ol. Kendini geliştirmeye açık ol. Eğitime ne kadar para verdiğin hiç önemli değil. Sana getirisi ne olacak? O tarafa odaklan. Hani derler ya, kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Ben hiçbir zaman eğitime, gelişime para esirgemedim. Zaman esirgemedim. Örneğin biz Avrupa'da yaşayan, Türkçe konuşan insanlara geliştirdiğimiz yöntemlerle onlara online eğitimler veriyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Onların ortak söylediği cümleler şunlar. Daha sakin. Gece daha rahat uyuyabiliyorum. Gelecek korkum yok. Daha etkili bir insan oldum. Liderlik vasıfları kazandım. Sözüm dinlenir oldu. Çoluk çocuğuma bir şey söylediğim zaman dinliyorlar. Etkili insan oldum. Benim yanımda çalışan insanlar, meslektaşlarım veya kendi işimi yapıyorsam kendi işimde elemanlara bir şey söylediğim zaman etki yapıyor. Sözüm dinlenir oldu. Gelecek kaygılarım kalmadı. Endişelerim yok. Korkularım yok. Sıyrıldım artık korkulardan. Daha mantıklı çözüm üretebiliyorum. Özgüvenim arttı. Duruşum arttı. Yürüyüşüm arttı. Kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum. Spor yapabiliyorum. Kendimle ilgilenebiliyorum. Artık lüzumsuz insanlara hayır diyebiliyorum. Sevgili arkadaşlar, bunlar önemli değişimler. Bunlar ancak çareyi öğrenirsen yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. Hayallerime ulaşabiliyorum diyorlar. En önemlisi bu. Hayal kuruyorum hocam. Bir bakıyorum hayallerime ulaşmışım. Ev hayal ediyorum. 3-4 ay sonra o eve ulaşıyorum. Arzuladığım bir araba vardı. Tesla. Çok istiyordum. 150 bin euroluk araba. En son model. 1000 beygirin üzerinde beygiri var. Bunu arzuluyordum hocam. Buna sahip oldum. Evet, olabilirsin. Herkes yapabilir. Herkes başarabilir. Yeter ki kafasına yüklenen zehirlerden kurtulabilsin. Yani kafasına yüklenen 455.000 cümle vardı ya, çaresizlikler. Bunlardan kurtulacak, çareyi öğrenecek. Bu kadar basit. Ve bunu kimden öğrenecek? Başarmış, hedefine ulaşmış ve bunun yöntemlerini bilen insanlardan öğreneceksin. Böyle sihirli değnek yok. Bunun bir metodolojisi var, bir yöntemi var. Biz yıllardan beri bunun eğitimini veriyoruz. Avrupa'da yaşayan, Türkçe konuşan insanlara. Eğer sen de, hocam ben de hayallerime ulaşmak istiyorum. Yeter artık. Ben de özgüvenimi arttırmak istiyorum. Korkularımdan, kaygılarımdan kurtulmak istiyorum. İşimi daha iyi yapabilmek istiyorum. Severek işimi yapmak istiyorum. Kazancımı arttırmak istiyorum. Aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum diyorsan, o zaman benim programlara katılabilmek için videonun altında form var. Eğitime başvuru formu. Doldur, gönder. Eğer seni de ileri taşıyabileceğime inanırsak ekip olarak, o zaman seni de programlarıma alırım. Göreceksin, Allah'ın izniyle sen de o programa katıldıktan sonra hayatın tamamen pozitif manada değişecek. Çünkü binlerce insanın hayatı değişti. Başkası yapabildiyse sen de yapabilirsin. Yeter ki inan ve cesaretle harekete geç. Tabii bunun için öğrenmeye açık olman lazım. Kendine yatırım yapabilecek durumda olman lazım. Kendini geliştirebilecek insan olman lazım. Çok bilmiş olmaman gerekiyor. Kadı elbisesini çıkarabilmen lazım. Eğitime katılabilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.